Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu gerçekten? Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu gerçekten? Birçok hastalık söyleniyor. Hepatit C diyen var. Böbreklerinden biliyoruz ki kronik bir böbrek rahatsızlığı var. Şunu herkes söylüyor. Atatürk gayet sinirli bir hasta, sabırsız. Yani doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle sağlık kurallarına uymuyor. Şimdi herkes Atatürk'ün içkisinden bahsediyor. Biraz sigarasından bahsedin. Vaka bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani. Paket paket sigara içiyor. Onu içen adam iflah olmaz. Birinci Cihan Harbi'nden evvelki orduların subaylarının büyük dertleri vardır. Bunlar geç evlenirler. Vazifeleri icabı. Ve düzensiz bir hayatları vardır. Yani düzensiz hayatı niye var? O çok enteresan. Çünkü 18. asırdaki bir aristokrat subay gibi, bir İngiliz subayı gibi yanında batlarıyla, yakın uşağıyla, bilmem nesiyle gezen adam değil. Yok bunun paraları yok. Bunların maaşları düşük. Üniformaları güzel, kafaları güzel, uslupları, bilgileri güzel. Oldukça yakışıklı adamlar kendilerine göre. Etraflarında çok şey de var. Onları yalnız bırakmayacak insanlar da var. Bu insanların nasıl olduğu da belli değil. Yani o da var. Yani kadın çok yüksek sınıftan biri sayılıyor. Belirli hastalıklar da geçirebiliyor subaylara. Bu çok önemli. Mesela Avusturya ordusunda çok olurdu bu. Donanmacılarda. İngiltere'nin sömürge sınıflarında çok olurdu, Fransa'da olurdu, Rusya'da olurdu. Olmadık hastalıklara duçar olurlar. Şeker bunlardan biri. Yani karaciğer hastalıkları. Söylenen o ki bize, ben hekim değilim. Bunların teşhir edilmesi de mümkün değil. Hasta çok gayretli değilse kendisi, sabırlı değilse. Karıştırabiliyorlar. Her halükarda kısa bir ömür sürmüştür. Kısa bir ömür sürmüştür. Bu ömrün içinde çok kısa zamanda, çok genç yaşlarda büyük bir ordu komutanlığı, büyük bir mareşallık mertebesine hakkıyla ulaşmak vardır. Hakikaten mareşaldır. Yani yeni bir muharebe düzenini büyük imkansızlıklara rağmen başarıyla uygulamıştır. Çok yenilgiyle bitecek bir zaferi, harp muharebe düzenini inadıyla ve geniş bilgisiyle, topografyayı çok iyi biliyor, kabiliyeti müthiş. Çanakkale'deki en büyük avantajı o değil mi hocam? Yani Çanakkale'de... Yani haritaya bağlı bir subay değil, bu çok önemli bir şey bu. Böyle alaylı zabitler de vardı eski devirde. Yani şey gibi, Yunan Muharebesi'nde şehit düşen bir generalimiz vardır biliyorsunuz. Ezel Paşa, Abdülezel Paşa sokağı adını verdilerdi. Yarısında üniversitenin kurucusuna paylaştırıyorlar. Neden? Neden? Yani saçma bir şey, olmayacak şey. Onun için... Abdülezel Paşa da öyle. Daha onun gibileri de var. Ezbere biliyorlar topografyayı. Şimdi Atatürk'te de öyle bir hafıza var. Dikkatli bir strateji olduğu için bir kere gitmiş Balkan Savaşları'ndan tanıyor Gelibolu'yu. Ondan sonra geldiği zaman kendi evinin bahçesi gibi biliyor. Böyle tuhaf bir şey. Yani o bilgi var. Haritanın adamı değil. Haritaya kalsa ben sana söyleyeyim. Liman von Sanders haritalara bakıyor. Bütün haritaları eski Almanların. Yani bizim bölgemizin haritalarının iyileri İngilizlerin elindedir her zaman. Admiraltinin elindedir. Yani bu çok açıktır. Böyle vakalar size söyleyebiliriz. Bu kadar isabetli kararlar vermez. Mesela işte örnek veririm değil mi? Çanakkale'de Liman Paşa... Soros Körfezi'nden çıkar bunlar dedi. İngilizler donanmayla giremeyince. Hadi ki yalnız, çünkü Soros Körfezi bir kapana dönebilir.
Bütün subaylar dediler bunlar buradan çıkmaz, başka yerden çıkar. Yani sırf Mustafa Kemal Bey değil, hepsi onu destekledi, on bunu ileri sürünce. Liman Paşa küstah adam değildi, ahmak da değildi, megaloman. Geri çekiyor öyle zamanlarda emri, tavsiye ediyor. O bakımdan başarılı oldu o şeyin sonu. Yani bunlar önemli.